Enis'ciğim, ben önce bir içimden gelenleri söyleyeyim. Gerçekten her seferinde geldiğinde acayip ince emek verip hazırlanması, değil mi? Wow. İnanılmaz bir şey. Yani her seferin ayrı bir şey oluyor. Tebrikler. İkinci içimden geleni söyleyeyim. Hani müzikal yapıyorsun, oyun oynuyorsun ama bence senin %1000 biraz bu albüm işlerine, şarkı işlerine girmen lazım. Yani izlediğimiz şu en iyi şeylerden bir tanesiydi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yani sevgili Enis, yıllardır bizimle beraber yılbaşlarında. Gerçekten onunla yeni yıla girmek, onun şovlarıyla yılbaşı gecesini geçirmek bence apayrı. Bütün Türkiye için büyük bir mutluluk. Bu kadar emek var, sonunda da bu kadar güzel bir şov var. Emek verirsin, aynen, şov güzel olmaz. Şov güzel olur, emeğin az olur. Burada her şey var. Ayakta alkışlıyorum bir kez daha. Bravo. Teşekkür ederim. 100 kere, 1000 kere. Öyleyse 100 gecenin en acayip işlerinden bir tanesi. Ben çok korkuyorum. Düşmanlarım önüme geçmez, değil mi? Dün provaya geldim buraya. İbrahim Büyükak'la Yasemin'i gördüm. Ya kusura bakmayın, isim verdim ama. Yukarıdan böyle demir bir şeyler indi. Hırsımdan geberiyordum. İnşallah benden iyi değillerdir. Lütfen eksi puan alsınlar. Lütfen. Evet. Hani olay ne? Onu anlamadım. Olay bilmiyorum. Ne? Şov yapacaklar. Rüya da hani sanki önümü keserler diye ödüm kopuyor. Sen bu duyguyu bilirsin Murat. Sen ama ne demek? Çok tanıdık bir duygu. Bunu ama yarım sen... saattir Acun'la yaşıyorum. Sen bu duyguyu halledeceğim diye bütün yarışmacıların isimlerini verdin tek tek ya. Harika oldu. Özür dilerim. Hırsımdan oldu işte. Senin başıma bir çorabı görebilir miyiz? Çorabı, senin çorabı. Tabii ki çorabımı yakın hazırsanız. Yakın plan çekebiliyorsak. Bu arada evet. Seda'ya. Sudan Sayan'a buradan kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Onu çok seviyoruz. Bu arada ben bazı arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım Musa'ya teşekkür etmek istiyorum. Ben Musa'yla sosyal medyadan tanıştım. Ve Acun Medya beni arayıp bu sene sahneye çık dediğinde fikir bulamadım. Saçma bir şey bulmak istedim. Sonra Musa'yı gördüm sosyal medyada ve böyle yaptım. Bana bir şarkı hazırlayabilir miyiz? Böyle Seda Sayan müzikal olsun dedim. O da hemen kabul etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ömer, Sertan, koreograflarıma çok teşekkür ediyorum. Dansçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni bu tüm saçmalıklarıma rağmen kabul eden menajerim Ahmet ve Gamze'ye çok teşekkür ediyorum. Beni tekrar ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Ne demek, ne demek? Sizler de böyle. Evet, Ebru, başlayalım. Ben böyle bir şey görmedim. Yani ben sahnede bir sanatçı seyrettim. Emek yani var. Yani böyle bir emek olamaz. Yo, çok ciddi söylüyorum. Ya bir daha bana bak, sen niye giriyorsun oradan ya? Ya ben övüyorum ya şu anda. Hani ben söylüyorum. Sen niye giriyorsun mesela? Meryem sana diyor ben. Yo, asla. Efendim? Meryem sana demiyor. Öyle söylüyor. Yo, sana söylüyorum. Murat'a söylüyorum. Bana mı diyorsun? Sana diyorum. Bize ne oldu ben anlamadım. Ama şimdi olmaz ki yani. En önemli yarışmacılardan isterim ki benim olsun. Sana da gelirse de sevinirim. Acun ve Meryem'e gitmesin mesela. Bak o zaman üzülürüm. O neden? Meryem'e bir şey yani demiyorum ama Acun'a gitmesin. Allah aşkına gitmesin. Çok iddialılar. Yani sabahtan beri benimle uğraşıyor. Değil mi? Seni de, bak arada seni de çıkardı. Meryem olmasın diyor. Sabah Enis. Arkadaşım. Sana kurban olurum. Bir tane. Efendim? Sana içim gidiyor şu anda. Aşkım. Şey diyeceğim ama bana yalvarmasını çok istiyorum Acun'un. Şimdi bu herkese nasip olmaz. Acun Bey'e verelim sözü o zaman. Buyurun Acun. Yok Meryem lütfen sen de konuş. Enis ben konuşacağım. Dediklerini anlayamıyorum hayatım. Enis ben konuşacağım. Konuşacağım. Çok güzelsin evet. Şimdi inanılmaz bir show. Yani arkadaşlar zaten söyledi. Yani her detaya düşündün. Gerçekten wow diyorum. Yatak kalkıyor, yok orada şey yapıyorlar, koreografi falan filan. Ben çok etkilendim. Şimdi Murat dedi, kimse onu seçmedi. Beni de kimse seçmedi şimdiye kadar. Ya inanılmaz yani, konuşuyorsun. Ben senden çok etkilendim. Şimdi bak, o Murat hep kalkıyor böyle. O daha etkileyici mi oluyor? Kalkınca. Hayır. Senin kadar değil. Ben de kalkayım de.
Çünkü Murat senin hep kalkıyor. Senin kalkmana gerek yok. Senin bakışların yetiyor. Yok ama Murat hep kalkıyor ve sanki bak şimdi daha küçük de kaldı. Yani ben kalkınca seninle benim aramda tabii ki yani sen her ama zaman daha iyi. Ama siz zaten arkadaşsınız. Herkes burada arkadaş arkadaş. Evet. Benimle yeni arkadaş oldu. Evet evet. Yeniler iyidir. Evet. Yeniler çok önemli hayatta. Çok. Yani ben de eskiler zaten vardır. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi. Allah geliyor. Çocuklar geliyor. Acun Bey. Acun Bey buyurun Acun Bey. Yalvaracaksın. Sen... Yalvarmanı duymak istiyorum. Acun seni biz mi yalvaracağız? Seni yıllardan beri tanırım. Takdir ederim. Tamam. Sütü olan. En önemli özelliklerinden biri. Peki. Benim gördüğüm dürüstlüğün. Evet. İçinin dışının bir olması. Gerçekten söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi. İyi bir yerden girdi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Dürüstlük hayatta güven getirir. Dürüst insanlara güvenirsin. Ve onları kendine zaman zaman emanet edersin. Ben bugün... Gerçekten bu performans karşısında ağzım açık kaldı. Seyircilerimizi de takdir ettiğini düşünüyorum. Ve bu performans için kendimden taviz vermeye hazırım. Aha. Bak şimdi. Benim için şu anda Acun Ilıcalı olmam, gururum, iyi kötü bir pozisyonda olmam bunların hiçbir önemi yok. Benim için tek önemli şey senin beni seçmen. Bak. Bak nerelerden girdi. Bak ve bak. Sana verdiğim değeri tam anlamıyla hissettirmek için bu konuda tavizkar olacağım. Ancak başta konuştuğum konuya tekrar geri dönüyorum. Senin dürüstlüğüne, evet. Senin o temiz kalbine güvenebilir miyim? O ne demek ya? Sana abi bir dakika, bir dakika. Murat bir dakika, kariyerime sakın karışma. Müsaade eder misin? Sakın. Şu an çok iyi gidiyor kariyerim. Lütfen. Hemen. Bak, evet. Sen bana dedin ki, biraz evvel bir cümle söyledin. Ne dedim? Ya onun seni ikna etmesi gerekiyor. Bir dakika, bir cümle söyledin. Dedin ki, Acun Ilıcalı yalvarırsa, ben onun yalvarması görmek istiyorum, onu seçerim dedim. Ben de diyorum ki sana. Başıma kötü bir şey mi gelecek, ne olacak? Ben şu anda seni takımıma almak için... Her türlü taviz veriyorum. Yakın plan çek. Sana aynen şunu söylüyorum. Enis, ben bazı durumlarda güçlü gözüksem de aslında kalbinde küçük bir çocuğu yaşayan, ufak şeylerle mutlu olan. Ay canım benim. Bazen insanların üzdü ya vallahi. İnsanların önemsemediği, insanların önemsemediği. Ben de üzüldüm şu an. Ufacık şeylerle dünyalar kadar mutlu olan bir insanım. Benim bu küçük dünyamda, kurduğum hayallerde... Çocuklar çıkabilirsiniz, biz aramızda bir şey konuşuyoruz. Seni kalbimin içinde, takımımda görmek istiyorum. Ve sana aynen şu cümleyi söylüyorum. Hadi. Enis, lütfen sana yalvarıyorum, beni seç. Evlilik ben de. Teklifi. Üzüldüm. Hayır niye peki psikoloğa gitmedin? Açın mı? Ya ben ikna olmadım. Sen oldun mu? Ben kanal sahibi. Ben sana mı olacağım? Hemen oldum. Abi, bir dakika. Ben yarışmacı olarak düşünüyorum. Ben ikna olmadım. Ay. Niye ikna olmam gerekiyorsa burada?